Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Brother ekskavatörü nasıl dönüştürdüğümü sizlere bahsedeceğim. Ekskavatörden bahsetmeden önce yeni yapmış olduğum, sıradaki videomda da bahsedeceğim olan MAN TGX aracından bahsetmek istiyorum öncelikle. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür, Brother marka gene bir araç üzerinden kupayı kullanarak bir dönüşüm yapmıştım. Şasiyi kendim oluşturup Brother kupayı oturtmuştum. Brother MAN TGX aracımı bir kenara ayırdım. Yeniden Tamiya kupa kullanarak ve aynı zamanda Tamiya şanzıman kullandım bu sefer, 3 vitesli. Bu seferki daha şık, daha güzel oldu ve boyut olarak en azından 1.14, 1.16 değil. 1.16 biraz daha ufak kalıyor. Videoyu izlemediyseniz eğer şu köşeden izleyebilirsiniz. Ekskavatörümüze gelirsek üzerinde toplamda 6 adet motor var. Bu motorlar 3 tane kolda, 2 tane palette, 1 adet de gövdede bulunuyor. Gövdede bulunan zaten dönme işlemini sağlıyor. Palettekiler zaten ayrı ayrı çalışmakta. Kullandığım motorlar Tauro Pro MG995 modeli. Yaklaşık olarak 10 ila 15 kilo arasında. FlySky'in 8 kanal kumandasını kullanıyorum. Normalde 6 kanal yeterli oluyor. Ben diğer araçlarımda da FlySky 8 kanalı kullandığım için bunda da ekstra bir alıcı alarak, yani ekstra bir kumanda almadan sadece alıcı alarak kumandayı entegre ettim. Bu sayede diğer 3 aracımda olduğu gibi de bu modelde de FlySky'ı kullanabiliyorum. Paletlerdeki servolar birbirinden bağımsız hareket etmekte. İki farklı kanaldan kullanıyorum. Biri sağ palet, biri sol palet. Dönüşlerde de yani tamamıyla orijinal şekilde kullandım. Gücünü merak ediyorsanız eğer zaten video sonunda ufak bir gösterim olacak. Bunun haricinde bahsetmem gerekirse daha önce testlerini yaptım. Hidrolik kadar güçlü değil tabii ki de. Toprağa kazma yapmıyor ama yumuşak olası bir toprağa alıp kamyona yükleyebilirsiniz. Normal şartlarda AliExpress üzerinde Huina marka ekskavatörler için hazır yapılı servolu sistem satılıyor. Ben bunlardan almaktan ziyade kendim servoları alarak 3D yazıcıdan servoların baş kısımlarına ufak bir aparat yaptım. Bu aparatla birlikte de gene 3D yazıcılarda kullanılan trapez miller var. Bu millerden alarak uygun boyutlarda kestim ve servo başına yaptığım parçalara birleştirerek böyle bir düzenek oluşturdum. Kolların bütün fonksiyonlarında stop switchler mevcut. Bu stop switchler geldiği konumda durmasını sağlıyor. Brother Loader videomda da bahsetmiştim zaten bunlardan. Onu da eğer izlemediyseniz bu köşeden izleyebilirsiniz. Kullandığım servolar Tauro Pro. Yaklaşık olarak 10 ila 15 kilo arasında. Gövdenin altında bulunan kısmı 3D printer'dan yaptım. 2 adet dişli kullandım. Büyük bir dişli bütün gövdenin etrafını sarıyor. 1 adet de üst kısımda servoya takılı olan pinyon dişlisi yaptım. Çok güçlü olmasa da dönme işlemi sağlıyor. Dediğim gibi çok üst düzey bir alet değil ama gene de tat veriyor. Kollarda servoları yerleştirebilmek için ufak kesikler açtım. Bir servonun sığabileceği ebatta. Bununla beraber 3D printer'dan yapmış olduğum aparatları da bu köşeye ekleyerek servoları tutturdum. Hem şık bir görüntü sağladı hem de istediğim şekilde oldu. Bence şık bir görüntü sağladı. Bununla birlikte servolardan gelen kabloları makaron yardımıyla komple gizledim. Hidrolik hortumuymuş gibi de köşelerden alarak güzel bir görüntü sağladığımı düşünüyorum. Elektronik olarak ESC kullanmadım. Neden kullanmadım? Çünkü sadece servo motorlarla çalışıyor. 3 tane servo motorun devresini iptal ederek sadece motorlarını kullandım. Motor ve dişli olarak çalışıyor. Hiçbir şekilde kendi servo devresi yok. Bu 3 tane servo motor, motor sürücüye bağlı. Bu motor sürücü üzerinden hareket ediyor. Arduino sayesinde de uzaktan kontrol sağlıyor. Paletlerdeki ve gövdedeki servoları bozmadım. Orijinal devresi üzerinde duruyor. Bunlar da gene 360 derece dönebiliyor. Bunlar için bir motor sürücü kullanmadım. Ekskavatörün gövdesinin içi tamamıyla boş. Bu kısma bütün elektronik kısmı sakladım. Ve pilim de aynı şekilde burada. Kapağı açarak içindeki elektronik kısma ulaşabiliyoruz. Bu seferlik yapımı kolay olduğu için anlatımı da kısa sürdü. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek vermek için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bununla birlikte merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen bana çekinmeden sorabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Instagram adresim ve Facebook adresim de mevcut. Buradan da bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Yorum atarak da soru sorabilirsiniz. Haftaya MAN TGX videosuyla görüşmek üzere.